Olmadı ya vallahi billahi. Hay maşallah. İnsan ama normal bir şey diyor. Hay maşallah be. Öyle bir şey diyesi geliyor. Kadir, Burak çıkın aşağıya. Çıkın aşağıya. Çıkın, bozdunuz bütün şeyi bozdunuz. Evet, best modelin birincisi hanımefendi, ben mikrofon getireyim size. Bak güzel, bak güzel. Bu özgüven güzel bir şey, kötü bir şey değil. Evet, ikinci, siz kaçıncısınız? İkinci. İkinci, sen biraz şey yap. Sen niye geldin kardeşim? Hayır, bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Burada bu kadar güzel, bu ne cesaret? Yani cesaretten daha ziyade bir cüretle karşı karşıyayız. İsmi tanıyalım hocam size. Best Model'ın birincisisiniz, öyle mi? Merhaba, ben Çağatay Ulusoy. Best Model'ın birincisiyim. Birincisin abi. Ya. Sen Beyaz Şov'a gelip seyirci olarak katılmışsın, doğru mu? Evet, doğru. Seyirci olarak? Evet. Yine bir Best Model gecesinde mi gelmişsin, öyle mi gelmişsin? Yok. Normal. Ha, normal. Yani buradan arkadaşlarımızın arasından da tabii, tabii. Şu anda Best Model çıkabilir, öyle mi? Sonuçta ben de onlardan biriyim yani, bir farkımız yok. Yok, ben birkaç kişiyi görüyorum, biraz fark var yani şu anda sen da öyle fark yok demeyelim. Hele şurada bir abi görüyorum ki o sakallı abiye sana bir ona bir bakıyorum, ona bakmayasın geliyor yani. Şaka şaka sen. Bu yarışmayı niye 23 sene evvel yaptığımda seni bulmamıştım. Aman teşekkür ederim, sağ ol. Burada da. Motik bir adam olması lazım. Sanatçı dediğiniz de öyle. Karizmatik olarak da şöyle televizyona bir dönüp baktığım zaman ben bu lafı söyleme hakkına niye sahibim biliyor musunuz? Ben çünkü eline mikrofonu tutuşturdular, arkadan ittiler. Evet. Dizi devam edecek, ediyor. Rating aldığı sürece Kanal D'de devam edecek. Kaçırmanıza imkan yok çünkü her gün var biliyorsunuz. Yani sabah şey diyorlar ya, doktorlarla birleşecek diyorlar. Yok. Yok. Türker abiyle konuşmuyor musunuz? Türker abi yani ben başlarken hiç yani bana dedi ki 500 bölüm. Hava kapalı ama akalım. Arabaya bindim, yürü bakalım. Orada bütün hayallere bakarken bir kız arkadaş İzmir'de okuyor herhalde ya da İstanbul'da bilmiyorum ama şimdi onu alacağım. Hayatı boyunca 19 yaşında sana ulaşmaya çalışmış. Ve hayatı boyunca hep ıska geçmiş seni bir yerlerde. Ah. Bir türlü denk gelememiş ama gerçekten acayip hayranın. Ben de daha tanımadım. Seni de görmemesini söyledim yayından önce. İlk defa şimdi... İyi misin? Çok tatlısın. Mikrofona söyle, ne oldu? Çok kötüyüm şu an. İstersen bir gidip gel istersen bir sıkıntı. Mideyi de tutuyorsun, bir şeyler olmasın diye. Gel, otur gel, iki gel. Dakika gel. Gel. Gel Sıfan, ben böyle aramızı otur, gel. Abdur şekilde. Cansucuğum. Ben bir panik atak var. Şey mikrofona konuşursan bizim çünkü mikrofon diz kapağından ses almıyor. Ağızdan gelin. Sen tutsana mikrofonu, o tutamayacak o mikrofonu. Bir yardımcı ol. Elim titriyor. Ne oluyor? Elim titriyor. Elim titriyor. Kızım mikrofonu buraya tutma. Şu, Allah Allah. Ya. Her gelen mikrofonu her yere... Mikrofonu her yere tutturunuz ağzınız dışında. Çok mu hayranısın Çağatay'ın? Evet, 5 yıldır yani. Ben Çeşme'ye gitmiştim, hani Çağatay Çeşme'ye gitmişti o zaman ama bulamadım. Oo. Ne zaman? Sen Çağatay'ın nereye gittiğini haberlerden görüyorsun, o nereye gidiyorsa biletleri alıp gidiyorsun diyorsun öyle mi? Evet. Nesini seviyorsun Çağatay'ın? O tonlamayla sormadım ya. Nesini seviyor Çağatay'ın demedik yani. Nesini seviyorsun? Ne buluyorsun yani Çağatay'da falan? Pis pis sorularla. Her şeyini seviyorum her yani. Her şeyi mesela. Mesela ne örnek verebilirim yani, sesi güzel. Çok iyi bir insan. Güzel. Ne diyebilirim? Abla sen yanlış birini seviyor olma. Çünkü sen... Çünkü tam Çağatay tarifine biraz oturmadı o ya.
Sesi güzel. Ya, söylesene hayatım, yakışıklı adam seviyorum de. Peki, çok sevindik oturmaya geldiğine. Harika oldu. Hep beraber oturmuş olduk yani. Doğru. Senin 10 dakikada gideceğin yere trafik yüzünden 1 saatte. En son ne zaman metrobüse binmiş ben de oraya söylüyordum. İnsanlar gidemezler. Ya kendi döndü. Kendi döndü. İyi mi? Nereye metrobüse döneceğim? Hayatta da en sevmediğim şey kendini komik zanneden insan. En sevmediğim yani. Bu ne ya? Niye sen böylesin ya? Niye kendin? Niye böylesin yani? Komikti ama ya. Ama komikti. Ve kendi kahkahayla bize bir gaz verdin. Girmedi kimse o kahkahaya. Bilmiyorum abi. 20 yaşından beri arkadaşlar. Ben eseri 10 yaşından beri tanıyorum. 20 yaşından beri arkadaşlar. 10 yaşından beri tanıyorsun. 20 yıllık pardon. Böyle bir adam değil. Talk show yapıyor. Ne yazsan sana bilersin. Gel o zaman yazsın. Kıskanıyor musun adamı? Yakışıklığını kıskanıyor musun? Niye en uzağında oturuyorum? Niye? Ya, orada sen... orada çalışmıyor ama şunun yanına geleyim bak. Bakar mısın? Kıyafetleriniz abartılı değil, tavrınız abartılı değil. Bittik burada deri var da o benim evet. Geldi abi. Yapamazsan bu işi popa soyunurum durumu yani hani. Kendi derisinden yaptırdım. Sırtından aldırdım buraya koydum hani. Bir şey söyleyeceğim. Benim de derdim yok oğlum. Beyaz şurada yaşıyorum. Uzak durma. Televizyonda düşüyoruz birbirimize. Hani bir şeyler söylüyoruz ama bazen ciddi adam bile oluyor. Yani kendi annelerimiz bile bir şey diyor işte. Acaba hani birbiriniz alınıyor musunuz yavrum falan diye arıyorlar bizi. Annem çünkü... oraya şey Eser aile misin diye. Değil mi anne diyorum. Buradan çıkacaklar. 2.30'da havaalanında olacaklar. Çünkü uçakla İspanya'ya ve Atletico Madrid, abi. Real Madrid maçına gidiyoruz. Bu ne abi ya? Beyaz yoldan çıkıyoruz, Madrid'e gidiyoruz. Ve en son korkuyorum abi, annem gelip İbo uyan artık falan. İbo uyan artık, anne 5 dakika daha ya falan. Evet. Abi o değildi, ben bir şey söyleyeyim. Otellerde endüstriyel mutfakların içinde gezerek büyüdüm. Çok hoşuma gidiyordu çünkü mutfak dediğiniz yerde... Pardon abi. Bu bayağı bildiğin oda sıcaklığında kaynama noktasına geldi. Bu ince ince gidiyor yani. Pardon abi gerçekten de özür dilerim. Ben ne bileyim bunun böyle yapacağını bunu... Çok Arda şuraya ay, ben geçeyim gerçekten konuyu. Özür ben şurada açık oturabilir miyim? Hayır, otur, yalnız. E ne yapacaksın? Orada güleceğim. Bir şey olmadı ki yani. Oraya geçtim, orada güleceğim. Allah. Abi mutfak heyecanlı bir yerdir. Ya oradan gideyim sana direkt. Abi ne yaptın ya? Abi öyle bir girdin ki konuya içimden... İçimden sen mutfak heyecanlı bir geldi deyince şey demek geldi. No, sorduk mu? Ne yani abi? Bunlarda yemek yapmaya yüksünür ya. Zor işti yemek yapmak falan. Aha Tolga'nı da kaybettik. Hadi. Haydi. Abi çok ama abi böyle girdin mutfak çok heyecanlı bir yerdi. Ne diye böyle bir giriş. Ya, pardon. Sevgili arkadaşlar iki konuğumuz gitti. Tek konukla programa devam edeceğiz. O da arkadan çıkarttığımız ufak. Ufaklar. Hay Allah'ım ya. Başladı. Kadınların mı hoşuna gidiyor? Ne oldu yani? Aslında mutfak aslında erkeklerin yeriydi eskiden. Ne sen yapmıyor, sen yapıyorsun. Vallahi abi de orada konuşuyor, bu ikisi böyle bakışıyor bak. Abi. Şu mutfak kısmı geçsek abi. Ya ikiniz gidin ya. Vallahi ikiniz gidin ya. Harbiden gidin ya. Sertap gidin ya, vallahi gidin ya. Bu ne ya? Bir iyilik yaptık. BTR yaptık mı? Ben sonunun böyle olacağını bilsem. Bitirdim ben hadi ya. O tamam, sana ne oluyor da onu şey yapıyorsun ya. Sen niye ona uyuyorsun yani?
Abi mutfak heyecanlı bir yerdir. Abi, ya anladık, onu da anladık iyice. Ya yapma, gözünü seveyim ya. Allah Allah. Oy oy. Mutfak. Siz ikiniz gülün. Sen mutfağın heyecanını yaşa. Bitince de bana haber verin canım. Ben burada bekliyorum sizi. Ne tür mutfak? Ankastre. Mutfakta. Bütün gün o da çalışıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir şey sormak istiyorum. Yok ya. Allah Allah. Bir şey sormak istiyor. Gerçekten bir şey soracağım. Yıllar sonra gülmeyi mi hatırladın? Ne oldu yani, hani böyle bir... Bir anda geldi çünkü. Yani evet, evet, bir tane, normal değil. Ulan nasıl bir şeydi bu? Tutamıyor ya. Ulan güzelmiş be. Hadi. Yok, ben iyiyim şimdi. Düzeldim. Bir kalk abla be. Kalkayım. Gel otur. Bir şu konuyu bir konuşalım. Ben seni çevireceğim yine. Ben seni yine geri çevireceğim. Sen merak etme. Mutfak heyecanlı bir yer. Evet. Sevgili Beyaz'la başlayalım. Geçen sene geldin. Gerçekten programımıza çok renk kattın. Hakikaten. Bize dostluğunu verdin. Yani biz sana bir şey veremedik. Evet. Ama artık yo, o kadar da ciddiyim, ciddiyim. Gerçekten bir şey veremeden gönderdiniz beni burada. Yani ben... ama tabii ki yıllarca demin de söylediğim gibi bekleyenler oldu. Tek bir sloganla geldim. Bu sene benim sloganım mekanın sahibi geldi. Evet, evet. Mekanın sahibi geldi. Bebeleri pistten alalım diyorum. Bloklamanın bence alkış olmaması lazım. Bence aa, de. Olmaması lazım, değil aa, mi? Değil mi? Evet. Aa. Durun. Tamam, bu daha iyi oldu. Bir dakika. Seda Sayan Murat Boz'u blokladı. Bir de erkekler. Oo. Hep beraber yok artık. Yok artık. Gel. Burak, mutlu oldun mu? Gel. Bir dakika. Yani... Biz Murat Boz'a bloklandığından dolayı taziyeye geldik. Allah kurtarsın. En kısa zamanda inşallah. Amin. Ne oldu? Hepimizin başına geldi. Çeken bilir, Allah vermesin. Çeken bilir, Allah vermesin. Hepimiz yaşadık bunu. Çok da genç bloklandın sen ya. Vallahi. Hadi hayırlısı olsun kardeşim. Bak, şunu seçeriz, bunu seçeriz diye konuştunuz mu kendilerine? Evet, ben çok sordum ama o an hislerime göre karar vereceğim dedi. Ha. Tamam. Evet, güzel. Harika. Cihan. Bende olmalısın diyorsun. Yorum yok. Anla yani Cihan'cığım. Peki Beyaz, birkaç kelime senden, sonra Hadise'ye soracağım. Bundan sonra Seda gibi abi çok konuşmayacağım. Cihan. Hadise. Cihan. Herkes Cihan diyor. Cihan diyor. Seçerse hanımefendi katıldığında Denizli değil mi isim? Dinara. Dinara. Dilara. Evet. Ay, Deniz ne ya? Evet. Ha, nereden gelir Deniz'e? Hayır, ama... Abi hani Dinara'yı Dilara dese anlayacağım da. Deniz ne ya? Ya D ile başladığını tutturmuşum, daha ne istiyorsun? Bakalım Adise ne yapacak? Yani Adise'nin çok kritik bir kararı var. Beyaz'ı bloklayacak mı? Bloklamayacak mı? Evet, Beyaz, sen neler söyleyeceksin yarışmacımıza? Yarışmacıya değil, ben Hadise'ye bir şeyler söylemek istiyorum. Evet. Dinliyorum. Vaat bulursun, vaat ver. Beni, eğer beni bloklamazsan, evet, yemin ediyorum bu ülkede bloklarsan... Bloklarsan. Bloklarsan, yemin ediyorum bu ülkede rap albümü çıkartırım ve kendimi bu ülkeye rezil ederim. Yaparım bunu. Anladın mı ne demek istediğimi? Anladım, evet. Evet, bunu yaparım yani. Çok etkilenmedim. Etkilenmedim. Seni yemeğe çıkartırım. Eyvah. Evet, yemek. Yemeğe çıkartırım seni. Bir de yemekten sonra mı? Hayır. Efendim?
Başka? Yemeğin yanında ne var? Abi? Evet, ne var başka? Nerede yemeğin yanında ne var? Hayır, yemek nerede belki falan mı? Ha, yemek... Paris'te. Belki Paris demek istiyor. Yemek mi? Paris'te. Bir şey demiyorum. Sen blokla ya, boş ver. Çünkü ben düşündüm ya. Şimdi sen bize nasıl uçmak istersin falan onlar hep işler uzun işler yani. Abi ben bloklatıyorum kendimi ya. Ben kendimi... Hayır, yapamazsın. Niye? İntihar hayır. Şansın var. Hayır, hayır. Kabulü. İmkansız. Tamamen hadiseye kaldı her şey. İsterse bloklar, istemezse de bloklamaz. Aman alışmadık şovmende blok tutmaz. Bir şey yok. Eller tetikte. Abi biz niye birbirimize sıkıyoruz şu an? Baksana. Aa öyle mi? Ben olunca... Seda devreden çıktı. Seda bloklandı şu anda. Seda Sayan cümlesi bile yarım kaldı. Niye ben? Ya çok ne? Alıştığın için yani vallahi. Belki özlemişsindir ben... diye. Biz Acıncığım Seda'yı günde 3 kere blokluyoruz. Gerçekten de öyle yemeğinden. Ama benim bloklanma hakkım bittiydi. O hiç bloklamadığı için bloklama hakkını görsün. Bilmiyor. Hep bloklandığı için bloklanma hakkı diye bir şey doğurdu o kendine. Devamlı öyle görüyor onu. Hadi mı? O kısmına alışık. Sabah geliyor benim bloklanma hakkım ne oldu ya? Görsün beyazı. Bu kardeşimizi sen. Çok sevdim. Ruhu çok güzel. Çok. Seda, Seda seni beyaz mı lafladı? Olsun beyazı seçsin Murat Akıcı'm. Abi harikasın sen ya vallahi. Evet, bloklasa da beni beyazı seç. Karar bak, senin. Bak bloklanmaya nasıl alıştı görüyor musunuz Acun Bey? Blokluyoruz yine bize güzel oluyor yani. Hadi sıkıntımız yok. Hakikaten. Sana sempatisi arttı bloklanınca. Abi dünyada seyret desen anlamazlar bu programda ne oluyor diye ya. Bu kadın bloklanmamış mıydı ya? Bu adam bloklamıştı ona ne oluyor şimdi? Peki.